Sevgili kardeşlerim, günahların kalplere verdiği zarar, zehirin bedene verdiği zarar gibidir. Ve aynı zamanda hem dünyada hem de ahirette kötü bir sonuca yuvarlayan en büyük etkenlerdir günahlar. Adem aleyhisselam ile Havva annemizi nimet, lezzet, huzur ve mutluluk diyarı olan cennetten meşakkat, sıkıntı ve musibet diyarı olan dünyaya iten sebep günahlarıdır, işlediği haramdır. İblisi yüce bir mertebeden aşağılık bir seviyeye düşüren, Allah'a yakınlığını uzaklaştıran, Allah'ın rahmetini lanete çeken, imanı küfre, Allah'a dostluğu düşmanlığa döndüren şeytanın günahıdır, iblisin içinde bulunduğu haramdır. Nuh aleyhisselam zamanında suların, dağların en zirve noktasına kadar gelip de bütün insanlığı yutmasının sebebi günahları ve işlediği haramlardır. Semud kavminin, Şuayb aleyhisselamın kavminin yüreklerini parça parça eden çığlık, üzerlerine düşen ateş ve o bulutları gönderen sebep günahları ve işlemiş oldukları haramlarıydı. Firavunu ve ordusunu suyun içerisine boğan, Karun'u ve ehlini de malı mülküyle yerin dibine sokan günahlarıydı ve içinde bulundukları haramlardı. İmam Ahmed bin Hanbel anlatıyor. Abdurrahman bin Cübeyr şöyle bir olay naklediyor. İslam ordusu Kıbrıs'ı fethetti. Kıbrıs ehli iki gruba ayrıldılar. Birbirlerinden uzaklaştırıldılar. Her biri kendi halleri için ağlarken Abdurrahman bin Cübeyr diyor ki Ebu Derda bir kenara çekilmiş için için sessiz sessiz ağlıyordu. Abdurrahman bin Cübeyr Ebu Derda'nın yanına yaklaştı ve dedi ki ey Ebu Derda, Allah İslam'ı ve Müslümanları bugün aziz kılmışken seni ağlatan sebep nedir? O fazilet yüklü adam kendisini seslenen nefse döner ve der ki yazıklar olsun sana ey Cübeyr, Allah'ın emirlerinden uzaklaşan şu insanların Allah katında ne kadar değersiz olduklarını görmedin mi? Zira bu ümmet, yani Kıbrıs ehli, güçlü, hakim bir ümmet iken Allah'ın emirlerinden uzaklaştı da bak bu hale düştü diyor Ebu Derda radıyallahu an. O sanki gözyaşlarını dökerken Kıbrıs ehlinin içinde bulunduğu acı için ağlamıyordu. Sanki yüzlerce yıl sonra Allah'ın ve Resulünün emirlerinden arşın bu avuçlar mesafesinde uzaklaşan İslam ümmetinin esaretine sanki ağlıyordu. 1400 yıl sonra Suriye ehlinin, Şam ehlinin, Filistin ehlinin, Afganistan'daki Müslümanların, daha sayamayacağımız coğrafyadaki mümin erkek ve mümin kadınların ellerine konulan kelepçeler için ağlıyordu. Ama sebep günahlarımızdı, içinde bulunduğumuz haramlardı. Evet. Ey sevgili dost, eğer alem bu kadar genişliğine rağmen senin kalbini daraltıyorsa, evimizin, iş yerimizin, mescitlerimizin, vakıflarımızın, sokaklarımızın, caddelerimizin her bir köşesi huzurun adresi olması gerekirken huzursuzluğun, anarşinin adresi ise, bugün sen ve ben
borç yükü altında inim inim inliyorsak, tedavisi olmayan hastalıklara müptela olduysak, ne olur bunun nedenini gözlerini uzaklara dikerek arama. Zira içinde bulunduğun günahlar ve işlediğin haramlardır. Evet ey aziz dost, ilimden ve rızıktan mahrumsak, yüzümüzdeki nur, bedenimizdeki salih amel geri çekildiyse, akıl melekelerimiz zayıflayıp çocukların alay konusu haline geldiysek, düşmanlara karşı zillet içerisinde bir zayıflığa sahipsek, yine bunun için gözlerini uzaklara dikme, bunun nedenlerin başında günahların, günahlarımız, haramların ve içinde bulunduğumuz haramlarımız yer almaktadır. İşte ey aziz dostlar, mümin erkek ve mümin kadınlar kendilerini ve toplumlarını helaka götüren haramlardan sakınırsa, uzaklaşırsa, büyük küçük ve şüpheli de demeden sırt çevirirse ve insanların da sırt çevirmesi için bir yarışa, gayrete, kavgaya, savaşa geçirse, evet bu takvaya sahip olanların övüneceği bir durumdur. Lekel hamdu fi's subhi hatta's sahar.